Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ımız Hudeybiye Anlaşması'nın sonuçları ve fetihler döneminde başlaması. Geçen hafta Kur'an'ımız Hudeybiye Anlaşması'ydı. Anlaşma yapıldı Hudeybiye'de biliyorsunuz. Çok tartışmalı oldu anlaşma. Yani İslam'ın aleyhine ağır şartlar oluyor, madde kondu oraya böyle. Bu maddelerin biri de en ağırı şuydu, eğer Mekke'ye mükerremeden biri Müslüman olarak Medine'ye giderse, onun iadesi müşriklere. Bu madde tabi sahabelere çok ağır gidiyor bu madde. Artık bir din gayretiyle sahabeler, artık Peygamber'e karşı bile bayağı bir direndiler. Peygamber'e karşı bile. Tabi din gayretiyle olur mesele. Şimdi tabi sahabede olsalar Peygamber yanında güneş yanında mum gibi kalıyorlar. Sahabeler. Yani sahabeler çok yüksek makamda böyle. Çok ama yüksek makamda sahabeler. Fakat Peygamber yanında, Peygamberimiz de Hatem-ül Evliya ama. Öyle Peygamber yanında, tabi sükrünü kadar manevi yönden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, işin maverasını, yani arkasını bildiği için Peygamberimiz, bu tabi kabullendi bunları. Şimdi ne oldu? Bu maddeden başlayalım inşallah. En çok tartışılan madde. Mekke'den Medine'ye gelen Müslümanların iadesi müşriklere, geri verilmesi müşriklere böyle. Eshab-ı Kiram Hazretleri Hudeybiye'ye döndüler tabi Medine-i Münevvere'ye böyle. Hemen aradan çok geçmeden birkaç gün sonra Mekke'ye mükerremeden biri geldi, Müslüman gibi biri geldi. Adı Ebu Basir Hazretleri. Yeni Müslüman olmuş orada. Mekke mükerremede öğrenmiş. İslam olduğu anda öyle bir değişik hayatı, o şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, batadan çıkıyor, iman tadından tadıyor. Ruhsal zevklere giriyor. Bir defa Mekke bunu tabi sıkıyor. O anda müşrikler hakim Mekke mükerremeye. Bu kaçak olarak sırıldı, aralığına kaçtı. Medine'ye geldi böyle. Yani Peygamberimiz Medine'ye geldikten sonra hemen birkaç gün sonra Hazreti Ebu Basir Hazretleri Müslüman olarak Medine'ye geldi. Medine'ye geldi, Medine Resulullah var. Her birisi sahabe-i kiram. Mescitte Ezan-ı Muhammed okunuyor, cemaat namaz kılınıyor, Resulullah imam mihraba geçiyor, namaz kıldırıyor. Ve sohbetler yapılıyor Medine-i Münevvere'de böyle. Herkes kardeş sahabeler, birbirini sevme sayma. Manevi bir atmosfer. Buna girince artık sanki cennetten geçti, o kadar hoşuna gitti böyle. Yani buydu Peygamber kendisine. Ya Ebu Basir, anlaşma gereği dedi böyle. Mekke'ye mükerremeden sizi almaya gelirlerse onlar arasında teslim mecrum ben de böyle böylece. Anlaşmaya bağlı kalmak Allah'ın emri gereği. Kim olsun da karşı gibi böyle. Müşrik de olsa bağlı kalmaya gerekiyor. 3 gün yaşadı Medine'de bir rahatça böyle. 3 gün sonra 2 kişi geldiler Mekke'den bunu almaya geldiler. Göndermişler Mekke'den. 2 kişi geldiler bunu almaya. Dediler ya Muhammed dediler. Gelen müşrikler. Anlaşma gereği bir basit teslim et bize böyle. Peygamberimize peki dedi böyle. İşte Ebu Basir başlı yalvarmaya elinde olmadan muhtemelen. Aman ya Resulallah be. Tam radım verdim böyle. Ruhsal feyizlere daldım böyle. Medine havasına geldim böyle. Ne oluyor teslim etme? Burada anlaşma gereği mecburuna bu şekilde böyle. Peygamber sen sabret hakkında. Sen sabret. Allah inşallah sana bir yol açar Rabbim böyle. Yani sen sabret böyle. Tabi bütün sahabelerin
gözleri yaşlı, işleri buruk, kalpleri üzünlü ama anlaşmaya bağlı oldukları için ses çıkaramadılar. İki müşrik Allah bunu yola çıktılar. Mikat yeri var Medine'nin. Oraya gelince, aşağı 7,5 kilometre Medine'ye göre. Oraya gelince otururlar o müşrikler otururlar oraya. Hurma yemeye başladılar orada böyle. Bu da tabi otururlar oraya yanlarına. Tabi bu da Mekkeli. Daha yeni geldi. Tanışıyor tabi Mekke'nin sürede. İşte şu bu derken böylece oturan kişinin biri kılıcını dışarı çıkarmış, yanına koymuş otururken. Bu baktı ki o hurma yiyen kişi hafif daha önce gaflete kılıcı kaptığı gibi onu öldürdüm orada. Öbürü hücum etti, o kaçtı. Bu tabi geldi. Yemediğine geldi böyle. Dedi, ya Resulallah, durum böyle böyle böyle. Sevmanlar teslim ettin. Sen günü yaptın ya Resulallah. Beni Allah kurtardı şimdi cihaz içeri cahiliyi. Artık teslim etme onlara gelirlerse. Yani buradaki ki, ya Ebu Basir, 10 defa da gidip gelsen, anlaşma gereği teslim etmesine gerekiyor bu şekilde böyle. O koşan kişi geldi arkasından, o da geldi bu şekilde. Ama tabii tek kişi götüremeyeceğini için böyle, o gitti Mekke'ye, Mükerreme'ye, başta girecektiler. Buyurdu Peygamberimiz Ebu Basir'e. Ebu Basir, ya da selamlar oradan gelirler, sen teslim mecburum, Semedin'e durma. Çünkü anlaşma gereği, Medine'de olsan teslim edeceğimiz seni. Sen Medine'e durma. Buradan başka bir yere git. Peygamber'e işaret parmağında git bu tarafa. Yani Kızıldeniz sahili. Sen deniz sahiline git, oraya git oraya. Rabbim orasına yardım eder bu şekilde böyle. Oraya ben karışamam, teslim etmeyeyim böyle. Git oraya. Git oraya. Bir çadır kurdu kendi başta, gölge yaptı kendisine böyle. Deniz kıyısında. Orada en çok yenen balık muhtemelen böyle. Balık böyle. Hele o dönemde dünya daha doğal. Deniz daha temiz olduğu için balık tut elinde. O şekilde o zamanlar balık bulmuş zamanlar böyle. Bu da balık tutuyor. Ateşle gerek istemiyor balık o çölde. Ortasından yardımın balığı orada. Kızgın taşlarını koyuyorsun, saç gibi böyle. Böyle. Öbür tarafa çeviriyorsun, kızarmış balık böyle yağları akıyor. Ya bakalım böyle. Ekmek istemez tabi orada bu şekilde böylece. Bu orada durmaya başladı. Tabi bunu işlemeye geldiler Mekke-i Mükerreme'den. Yani bu Aleyhisselam Hazretleri, ben anlaşma gereği size teslim ettim. Elin kaçırmışsınız bana, karışamam. Neresi bunu alın. Tabi bir şey diyemediler. Anlaşma gereği bu şekilde böyle gitti bunlar. Şimdi ne oldu? Ebu Basir'in duyanlar Mekke-i Mükerreme Müslümanlar da orada geldiler muhtemelen, duymuşlar oldu böyle. 3-5-70 yol bunları. 70 yoldular. Cemaat namaz kılıyorlar. İmam olanlara böyle. Kur'an okuyorlar, zikir ediyorlar, sohbet yapıyorlar, denize yüzüyorlar, koşuyorlar, hareket ediyorlar. Hem de savaş tekniğini çalışıyorlar, bunlar ediyorlar. Şimdi artık bunlar karar verdik kendi aralarında. Mekke'nin de can damarı ekonomik açıdan Şam'a bağlı. Ticaret-i Mekkeliler böyle. Mekke'de hurma bile olmuyor. Hiçbir şey olmuyor Mekke-i Mükerreme'de. Onların can damarı ticarette ekonomi olarak Şam'a bağlılar böyle. Kışla Yemen'e giderlerdi. Mekke-i Mükerreme'de panayır kurulurdu harcamanlarında. Yani işleri iyiydi bu şekilde böyle. Ne yaptı şimdi bunlar böyle? Mekke halkına abluka yaptı, ekonomi abluka yaptı böyle. Kervanlarını kestiler, kervanlarına böyle. 70 ama her biri genç, sağlıklı muhtemelen, hareketli, idmanlı. Her gün denize yüzüyorlar, ibadetleri, koşuları, hepsini yapıyorlar bunların böylece. Mekke halkı adımlarından başaramadı bunları. 70 kişi birden saldırıyorlar bunların kervanlarına. Yoldan kestiler bunların. Bu arada Hatta Ebu Cendel vardı, Ebu Cendel aslında böyle. Kim bu? Geçen hafta bu konuya geçti. Tam anlaşma imzalandığı anda bu oraya gelmişti. Süheyl, yani müşriklerin
Baş görüşmecisi, anlaşma başta böyle. Onun oğlu Ebu Cendel. Ebu Cendel'i imad edince genç delikanlı, babası olan Süheyl'in o günkü müşrik, o günkü müşrik dönemi. Sonra imad sonunda böyle. O günkü müşrik ne yapıyor? Bakın ne kadar zalim o teyemdir. Oğlun iman etmesine tahammül edemiyor böyle. Edemiyor. Bunu ayaklarına zincir bağlatıyor. Özel demircilere böyle. Halka atıyor ayaklarını. Bunu evin içinde aşağı bir bodruma bir yere bağlatıyor böyle. Bir kaza böyle bunları. Babası Hudeybiye'de anlaşmayla uğraşırken bu da duyuyor Peygamberimiz Hudeybiye'ye geldiğini. Uğraşıyor. O kantar içine kalıyor. O kazı söküyor. Çıkarıyor yerine verdi. Ama zincir sökemiyor tabii böyle. Halka yapmış, ödemişler. Zincirler, kalın zincirler sürükleyerek, demirka sürükleyerek böyle tek ala ala Hudeybiye'ye geldi muhtemelen. Anlaşma yapıldı ama bence. İlk işinin babası ilk gün bunu bana iade bakalım. Anlaşma gereği. Dedi ki Peygamberimiz anlaşma gereği Medine'de yazacağız böyle. Yok olmazsa anlaşıp bozarım da böyle. Direttim ödeyen bu şekilde. Tabi sahabeler vermez dedi derken Peygamberimiz boksun bakalım böyle. Peygamber biliyor tabi sonu muhtemelen böyle. Onu teslim etti. İşte o da duyunca Ebu Basır'ın böyle deniz kenarında olduğunu, toplandıklarını, bu da birkaç gün uğraşıyor, daha sağlam kazı söküyor muhteremler. Bu da oraya gitti böyle. Oraya gidince bu imam oldu bu sefer. Bu onda üstünmüş daha bir ilim hakkında, kıraate fazlamış onda böyle. Ebu Cendel de Mekke-i Mükerreme'de tanınan bir kişi olduğu için bu soy olarak arkadaş çok iyi oldu böyle. 300 oldu bunlar. 300'ler oldu böyle. Oldular böyle. Artık Mekke'nin alamıyor nefes hakkı böyle. Onlara arpası, buğdayı, yağları, şunları, ne varsa böyle ihtiyaçları, elbis takım, giyimler yani ne varsa hep Şam'dan tabii geliyor. Ticaretleri durdu, malları oldu, kaldı, kıtık oldu. Açlıktan şey yaptılar. Dedi ki şimdi Mekke halkı geldiler bir araya. İleri gelen müşriklerin başları, ne yapalım? Belki Medine'ye helal gönderelim. O maddeyi oradan iptal edelim. Maddeye zora koydular, dayattılar. O kadar muazzam bir üzerine vardılar. Rabbine altı muhteremler, bir helal derler gönderelim Medine'ye, Mevve'ye, Muhammed'e, Aleyhisselam sözlerine. O maddeyi iptal edelim böyle. O diğer kız olanları da Medine'ye çağırsın onları böyle. Artık kim gelse Medine'ye gir almayacak bu şekilde böyle. Her gelin Medine'ye buraya ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz işte Mekke halkı gönderdi. Onların namına heyet olarak geldik. Diğer tarafındaki kim varsa o Müslümanları onları Medine'ye davet et. Artık kim gelse Medine'ye burada kalsın maddi ihtiyar edelim. Peygamber hemen kabul etmişti muhtemelen böyle. Yalvardılar, yakardılar. Peygamber öyle yaptılar Rabbim muhtemelen böyle. Ondan tam yalvarılıp derken böyle, Peygamber de peki dedi. Madde sininde anlaşmadan karalandı onun üzeri edildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mektup yazdı. Ebu Basri hitabına ama. O hitabı böyle. Besmele başlayarak, ya Ebu Basir, durum bu şekilde böyle. Medine-i Mürey'e artık gelin. Artık sebep bu şekilde böyle şey. Ama nasip mi ona gelmek muhtemelen böyle? Ya Allah razı olsun muhtemelen böyle. O anda ağır hastaydı muhtemelen böyle. Ağır hasta böyle. Son nefeslerindeymiş o anda böyle. Ağır yatıyor. Dediler arkadaşları, ya Ebu Abbasir, Resulullah sana mektup göndermiş bir şekilde. Davet etti hepimize Medine'ye. Mektubu okuyamadı. Artık son nefeslerinde elini aldı mektubu. Öptü. Yüzüne sürdü, gözüne sürdü, kucakladı ve Mevla'ya kavuşardı muhtemelen böyle. Kavuştu böyle. Hazreti Ebu Cendel, o daha ilim sahibiymiş işlerinde, yıkadılar, kefenliler onu oraya, oraya gömdü kendisini. Onunla Medine'ye geldiler muhtemelenler. Ondan sonra Medine'ye gelenler daha çoğaldı bu sefer, Medine'ye gelenler böyle. Her tarafta Medine'ye gelenler başladı böyle. Yani İslam çıkmaya başladı Medine-i Münevvere'de. İşte bu anlaşma yapılırken sahabeler bile
İşin içini bilemedikleri için önce tartıştılar, kabul etmediler, artık iş çürüğe çıkma haddesine geldi. Fakat sonuçta ona yalvardılar. Durum böyle oldu aynı dönemde. Yine maddenin biri de anlaşma 10 yıllıktı. Birbirine saldırmamak. Mekke Medine halkı böyle. Mekkeliler artık savaştan bıkmıştı Mekkeliler. Bedir'de çok bozun oldu Bedir'de. 70 tane oradakisi gebertildi ki her gün Mekke'nin ileri gelenleri bu eşrafı. Ebu Cehil başta aleyhilâne. 70 esir oldu. Uhud'da biraz bir şey kazandılar. Ama Hennet'e bozulmadı. Artık Mekke'de savaştan bıkmışlar, yorgunmuşlar bu şekilde. Onun için razı oldular. 10 yıllık karşılıklı birbirine saldırmamazlık. Bir de biri bir müttefikine saldırmama. Hangi Medine, Mekke, hangi kabile müttefikse ona saldırmama. Böyle bir anlaşma vardı bu şekilde böyle. Şimdi bu anlaşmanın sonucu ne oldu muhtemelen bakınız? 10 yıl devam etti mi bu anlaşma? Medine'nin Şam yolunda Hayber vardır. Hayber, hala var muhtemelen. Hayber diye bir kasaba. Aşağı yukarı 150 kilometre yakın Medine'ye göre Hayber'e. Fakat farklı bir kasaba var muhtemelen. Arazisi tarama elverişli. Her ekonomi böyle içinde kurumalığı bol, akarsu da vardı anlamında. Yani o çölde, Hayber'de akarsu da vardı böyle, dere. Tert akıyor, pırıl akıyor gene böyle. En gözümde gördüm suyu muhtemelen böyle. Orada kaleler vardı böyle, kaleler böyle. 8 tane kale var böylece. Orada Yahudiler orası böyle ama. Şimdi Medine'nin tabii Şam'a gitmesi gerekiyor ticaret işi Medine'lerin de böyle. Ama Hayber yakını geçtikleri için durum tehlikeli. Her zaman saldırabilir Hayberliler böyle. Bir de bunun dışında bir şey daha oldu. 3 tane kabile vardı Medine'de. Yahudi kabilesi vardı böyle. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kure'de 3 tane kabile vardı böylece. Peygamberimiz Medine'ye gelince onlara çağırdı. Anlaşma yaptı onunla beraber. Anlaşma yaptı böylece. Yani birbirimize savaşmayalım, saldırmayalım. Bir de düşmanlarda etmeyen düşmanlarla. Bu da böyle kabilen de bu şey böyle. Evvela anlaşmayı Beni Kaynuka bozdu muhtemelen böyle. Beni Kaynuka kuyumcu yapardı bunlar böyle. Zengin bir şeydi bunlar. Bedir Savaşı'ndan sonra bir Müslüman kadın Beni Kaynuka kabilesine gidiyor. Kuyumcu kana gidiyor. Bir yüzük yaptırmaya kendisine gidiyor böyle. Oturuyor tabii bir yere, bekliyor. Yapıyormuşlar özel böyle. O arada bir diğer Yahudi kadın onun arkasına geçti muhtemelenler. O dönemde yani giysi diye bir şey çok az bulunurdu Medine'de muhtemelen. Fakirlik vardı böyle. Genelde hanımların iç kilo çamaşır olmazdı. Kilot giymezdi kalır. Yok yani böyle böyle. Bunun tabii yokmuş kilotu. Arkadan bunun dış giysisi neyse çarşaf neyse böyle bunu yukarı yavaşça böyle kaldırıyor. Bir deve dikeniyle iğne yerine böyle tutuyor yukarıya bunu da. Açılıyor yukarı böyle. Kadın aldı tabii yüzüğünü dışarı çıktı. Başladı konu göre gülüşmeye. Edip akmıyor böyle. Oradan geçen bir Müslüman bunu görünce tabi bir din kardeşi bir kadın. Tanımıyor ama bir din kardeşi. İslam, Müslüman. Yani o zamanlar din gayreti. Her şeyin fevkinde böyle. Allah için, din için böyle. O gayret insanlarda heyecan var. Bunu görünce Yahudilere saldırdı. Onlar bunu öldürürler muhtemelen böyle. Bunu şey ettiler yani böyle. Haber tabi Medine'ye geldi. Durum bu şekilde. Anlaşma bozuldu yani böyle. Peygamber haber gönderdi Aleyhisselam'ın peygamberi onlara. 10 güne kadar oradan çıkın gidin, dağılın böyle. Aksi halde savaş yapacağız böylece. Haber gönderdiler Yahudiler, Kaynuka kabilesi böyle. Dediler ki peygamberimize haber gönderirler. Sen Bedir'de
Mekke'yle savaştın, onları yendin ama Mekke halkı savaşı bilmiyorlar. Biz savaşı nezir şeydi, kabiliyiz demeyi, savaşıyız demeyi böyle. Yani sen bize savaşamazsın dedi böyle. Bu üzerine tabi Peygamber Hazretleri ne yaptı? Ashabı topladı, onların kalesini abluk altına aldı, çember aldı muhtemelen böyle. 10 kadar sürdü, sonra teslim oldular sonra. Teslim oldular. Bunlardan sürüldü bunlar böyle. Bir kısmı onların Şam'a gitti, bir kısmı Hayber'de kaldı bunların böylece. İkincisi Bin Nadir kabilesi. O anlaşmayı bozdu. O da Uhud Harbi'nden sonra anlaşmayı bozdu. Anlaşmayı bozdu. Bir gün haber gönderdi Peygamberimize. Beni Nadir Yahudileri bizim kabilemize gelsin. İslam hakkında bazı şeyler soracağız. Müslüman olacağız diye böyle böyle. Yani Müslüman olacağız diye böyle böyle. Tabi peygamberlerin görevi doktor gibi hemen gitmek muhtemelen böyle yani. Peygamberler. Yani peygamber oturup beklemiyor başına, yani gelin demiyor bakma peygamberler. Yani kim çağırsa çağırsın, çürü çağırsın, gider. Bir kişi kurtarmak istersin böyle. Onlar yani Müslüman olacağız böyle deyince peygamber birkaç sahibi aldı, gittiler. Orada bir yer belirlemişler böyle, yüksek bir evin önünde. Orada toplanacaklar. Peygamber oturur evin gölgesine. Yani birkaç sahibi otururlar böylece. Meğer Yahudiler bir kaya bulmuşlar, düzgün bir yuvara bir kaya, büyük bir kaya bulmuşlar. Onu üzerine çıkarmış en üzerine. Tabi hala orada çatı olmaz evlerinde, düz olur evlerin üzeri tarısı. Oraya çıkarmışlar. Amaçlar şu böyle, yani peygamber otururken evin gölgesinde otururken böyle, onu görecekler başını yukarıdan suika yapacaklar. Hem otururken gölgesinde 5-6 tane Yahudi, büyük kayı böyle yavaşça böyle yuvarlaya yuvarlaya yavaşça yuvarlaya bu şekilde böylece hem güçlü kendi aralarını böyle. Bak peygamberim diyor da ne kadar bak gafil, bir şey yok böyle böyle. Gülümseler böyle. Artık tam az kalmış adı böyle kenara gelmeye Cebrahistan geldi. Ya Resulallah hemen kalk, buna gidin. Hemen kalktı. Kalkınca sahabeye kalktılar ve Medine'ye gitti böyle. Ve durumu haber verdi böylece. Bunlar anladılar, peygamber anladığını tabii korktular. Peygamber'e haber gönderdi ki bunun haberi gene bunlara. Yine bunlar dinen peygamberimize. Yine abluka altında şeyleri, kaleleri. Bunlar teslim olan sonunda. Bunların da hemen çoğu, yani çok büyük çoğunluğu Hayb'e gittiler. Bu kabile daha büyük kabileydi böyle. Daha zengin bir kabileydi. Bunlar da Hayb'e gittiler. Fakat bunlar İslam'a tabi daha düşmanlar ama şimdi böyle. İslam daha düşmanları bunlar. Şimdi ne oldu durumda? Hayb'e hepsi Yahudi. Bunlar oraya gidince onlar çoğaldılar. Müslümanların Medine yolunu kapadılar, Şam yolunu kapadılar bunlar. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onunla uğraşamıyor ama böyle. Neden? Mekke uğraşışın devamlı böyle. Şimdi Mekkelilerle 10 yıldır anlaşma yapılınca saldırmazlık, o yıl garanti almaktadır böyle. Yani döndü oraya muhtemelen böyle. Döndü Aleyhisselam Hazretleri oraya. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Eshabına, Eshabın Hudeybiye bir yerde kimler orada bulunmuşsa onlar gelecek bu cihada, sefere. Neden? Çünkü bu yakın, bir de bundan ganimet de var şimdi bunlar böyle. Onun için bunlar daha çok gitmek istiyorlar böyle. Ama Hudeybiye'ye gelmeyi korkmuşlardı bir çoğu böylece. Yani burada kim Hudeybiye'ye gelmişse ona gelecekler böyle. 1400 piyade, 200'de altta olmak üzere 1600 kişi. Yani. Medine'ye çıkıldı. Haber olmuş bunu Hayber'liler. Siyahlanmışlar. Hayber'in önünde, kabir önünde mevzi almışlar, bekliyorlar böyle. 3 gün, 5 gün derken böyle. Son günü de akşam artık eve gidelim bu akşam diyorlar, yatalım diyorlar. Artık gelmez bunlar zaten böyle.
O bile son gece evine gittiler. O bile sabah karşı Peygamber'in kabri geldi muhtemelen geldi böyle. Rabbim uyku verdi onlara muhtemelen. Uyku verdi onlara muhtemelen. O gece böyle. Ağır uyku böyle. Erkek kadına böyle böyle. O gece hiçbir şey ağlamadı muhtemelen. Hiçbir şey ağlamadı muhtemelen. Onların çok köpekleri vardı böyle. Yani havlular gibi böyle, radarlar böyle. Doğal radar köpekleri. Köpekleri hep uyudu. Hepsi uyudu orsan muhtemelen böyle. O gece böyle. Gafet de onlara böylece. Peygamberimiz içeri girdi. Kadir hepsi kuşattı, oturdular böyle sahabeler. Geç kalktılar. Ağır uykudan böyle. Başları ağrıyor, gözleri kaçamıyorlar. Öyle ağır bir gafet uykusu geliyor bunlara. Bir baktılar ki Allah Allah, baskın olmuş. Tabii dışa çıkamıyorlar şimdi bu şekilde muhteremler. Böyle kale kale, kale kale fetholmaya başladı orada. Ki Mevlam bunu buyurdu zaten Fethi Suresi'nde. Vesafeten kariba Mevlam buyurdu. Biliyorsun Fethi Suresi Hudeybiye dönüşüne gelmişti muhtemelen böyle. Müslümanların müjde için böylece. Vesafeten kariba. Rabbim yakın bir fethiyatı onlara mükafat edecek böyle. Ve meganime kesin yakuzuna. Bir de çok ganimet alacaklar, ganimet böyle. Bu da dünya mükafatı mücahitleri, ganimet muhtemelen böyle. Yalnız bir kale kaldı. Hala var kaleler var muhtemelen. Harapan tabak o şu anda kaleler orada böylece. Yani sinir şeklinde yuvarlak büyük kaleler. Bir kalenin biri daha muhkem, daha yüksek. Ele geçirmesi daha zor oldu böyle. Bir gece buyurdu Aleyhisselam Hazretleri yastıktan sonra Eshab-ı Kiram'ına Eshabım yarın işinizden birini askerin başı emir yapacağım, komutan yapacağım böyle. O öyle kişi olacak ki Allah onu seviyor Güneş Ali. Onu ben de seviyorum. O da Allah'ı ve Peygamber'i seviyor. Öyle bir insanın başına emir komutan yapacağım böylece. Herkes tabi işte merakta böyle. Allah kim acaba kimse yapar. İçimizden biri ama hepsi sahabe tabi ama Peygamber ağzıyla Allah onu seviyor. O Allah'ı seviyor. Peygamber o peygamber seviyor bu şekilde böylece. Şimdi sabah oldu tabi. Herkes işimi oldular, toplandılar. Peygamber devresi açtı böyle. Hazreti Ömer buyuruyor ki o güne kadar diye Hazreti Ömer istemedi emri olmak diyor, komutan olmak böyle böyle. Yani sana er olarak sağ katılın, savaş katılın böyle diyor. Yani o sabah diyor, istedim ben emri olsam. Yani Peygamberimiz Ömer dese de diyor, ben de lebek desem diyor, bana o görevi verse. O müjde almak için böylece. Hatta Hazreti Ömer boyu orta boyluydu muhtemelen altında böyle. İki parmak ayakları uçan başına kalkıyor böyle. Yani Peygamber görürse de böyle böyle böyle. Yani Peygamber görmezdi bu şekilde. Ayakları uçan basıyor böylece. Peygamber önünde hep bakıyor bu şekilde. Peygamber için baktı muhtemelenler. Ali nerede? Hazreti Ali yok. Nerede Ali? Ya Resulallah. Gözleri çok ağrıyor. Başına vurdu, açamıyor gözünü, başını kaldıramadı, yatıyor çadırda. Yanıma getirin buraya. Gitti iki kişi, koluna girdiler ama önünü göremiyor. Açamıyor. O kadar başı çatlıyor başı böyle göz arasından. Getirirler. Peygamber Tevezi muhtemelen mübarek şahit parmağını böyle Türk alır. Yani aç gözünü, sağ gözünü, sol gözünü sürdü muhtemelen. Tamam, diye gördü muhtemelen. Bir şey kalmadı muhtemelen. Bu Peygamber ya Ali, bin bakalım atına, bin atına bir şekilde. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim de yürü. Allah cilerse elinle bunu fethedecek bu kaleye bugün bu şekilde böylece. Sen arkana dönüp bakma ama. Arkana dönüp bakma. Hastali üç adım kadar gitti, aklına geldi. Acaba savaş nasıl başlayacak? Çünkü her zaman savaşa başlamayınca İslam'ı dağıt oldu üç sefer böyle. Acaba yine bu geçerli mi? Yoksa basım yapacağım onlara. Ama Peygamber ne buyurdu? Arkana dönüp bakma. Bak, arkana dönüp atın böyle. Arkası Peygamber dönüp bakma. Arkana dönüp bakma. O kadar itaat olmam böyle. Atın böyle. Arkası Peygamber dönüp böyle. Ya Resulallah! Savaş nasıl başlayayım? Basım yapayım, davet edeyim onları böylece. Buyurdu Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Ya Ali!
Bir defa onu İslam'a davet et. Biraz bekle. Düşünsünler. Ona zaman tanı böyle. Bekle. Yine davet et. Yine biraz bekle. Düşünsünler böyle. Üçüncü defa yine davet et. Yine biraz bekle. Eğer üçünden sonra da iman etmezlerse o zaman savaşla başla. Ama ya Ali, ya Ali, şuna dikkat et. Dikkat böylece. Bir kişi imana gelmez sebep olsan, sana öldürmekten çok daha faydalı bu böyle. Yani çok öldürmekten daha bir imana gelmez sebep olsan böyle, kalırsan böyle. Çünkü imana geldi mi, ya onun nesli imana çekler. Çoğu şu torunları kıyamete kadar böyle böyle. Hastalığı peki de böyle, yürüdü muhteremler savaşa. Tabii onlar kale üzerinden taş atıyorlar, ok atıyorlar, şunu derken böyle sıcak suyu döküyorlar. Yukarıdan böyle tırmanamıyorlar, merdiven şey yapamıyorlar böylece. Kale kapısı da çok ağır böyle, çok kalın böyle, bir demir kapıymış böyle. Hastalığı indi atından, kale kapısını kopardı muhterem böyle. Onu bir eline aldı, su eline aldı kale kapısı. Kapı, koca kapı tabii, yani kalkan gibi böyle, oklara karşı bir eline kılıç. Kapıdan girince tabii bir sahabe girdiler. Hemen kısa zamanda kale fetholdu muhterem böyle. Kale fetholdu. Sonra tabi sabitten sonra Peygamber dedi ki ya Ali sen bu kapıyı kaldırdın ben kırdım ya Resulallah. Gene kaldır bakayım. Kaldıramadı şimdi muhtemelen böyle. Orada kaldıramadı. Bir ayda 10 kişi kaldıramıştı kapıyı muhtemelen böyle. O anda tek eline kaldırını vereceğim. Ben dedim fena fillah diyor muhtemelen böyle. Fena fillah böyle. Kul öyle bir hal verilir ki evliya da bu olur böylece. Yani insan gücünü aşan çok böyle. Aşan kişi onu yapar böyle şey. O el onu yapar. Aslında öyle idare eden Mevla muhtemelen bu şey böyle böyle. Fena fillah bunlara böyle şey. Uhud'da mesela Peygamber bir avuç toprak attı. Bir avuç ince kum. Kum attı böyle. Hepsinin gözüne girdi müşriklerin muhtemelinde. İlk daha sonra başlamadı böyle. Ne oluyor gözüne kum girince? Gözler yandı. Yaşlandı, su gibi yanıyor gözleri, ağrıyor gözleri, açamıyor muhtemelen. Baştan kaybetmiş evlerle. Mevlam buyurdu. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهُ رَمَى Halbuki atmadın onu böyle. Attın mı? Allah atmadı onu böyle. Allah ulaştı ona bu şekilde böylece. Bir de şu hazine vardı orada. Bin Nadir kabilesi Medine'ye giden kabilenin reisi vardı, Huyey diye vardı. Çok zenginmiş. Bu da oraya Hayber'e gidince mücevherlerini gömmüş bir yere böyle. Bu da bulundu. 10 bin altın liradan değerliymiş onun paraya göre böyle. Tabii ganimet elde edildi bu şekilde orada. Yani Meryem buyurdu, yakın zaten 20 gün sonra geldi Peygamber'e bile. Kul dönüşü 20 gün kaldı Medine'de. Buraya geldiler. Ayet-i Kerim olduğu gibi Kur'an mucizesi muhtemelen böyle. Yani fethi garip, yakın bir fütuhat. İlk fütuhat oldu böyle böyle. Fethi oldu böyle. İslam'da böyle. Aynı fethi oldu böylece. Ve meganime kesinlikle çok ganimet alındı bu şekilde. Sahibi tabi esir aldı bunlar tabi. Sonra anlaşmalar yapıldı bunlarla. Çağla yağda peygamber yarası yağları böyle. Yani işte bir kadın var. Tabi Yahudi kadını böyle bir koyun kızartmış, çok bir çok kızartmış böylece. Bunu sikediyor diyor böyle, sıcak böyle. Sahabenin çağır, bunu yiyin bu şekilde böyle böyle. Peygamberimiz bunu kabul etti muhtemelen bu şekilde böylece. Oturdular o koyunu yemeye. Sahabeden biri, Hazreti Beşir Hazır böyle. Beşir adında Eshab-ı Bedir'den ama böyle. Diğerli kişi kendisi böylece. Büyük sahabenin kendisi böyle. Bu kırılmış kuzu. Duman da çıkıyor. Öyle mahşe gibi kırılmış böyle artık böyle. Kahverengi böyle kırılmış böyle. Acıkmışsa o kanadı böyle. Dayanamadı bu. Hemen bilim aldı. Bir şey yapma. Bunu yedi böylece. Peygamberimiz açık küçük bir lafım Allah'a sonu böyle. Ağzına bir aldı. Abi bir şey yedi. Attı umarıyor. Eshabımı çekiniz böyle. Yemeyin bunu. Koyun bana da söyledi, zehirliyim ben de, ben yemeyeyim böyle. Hep peygamber kan aldırdı.
arkasında iki yere karıştı muhtemelen böyle. Zehir atması için böyle. Yani ağzından çiğnedi, tükürüğüne karışmış. O bir peygamber etkiledi ona böyle. Az bir şey olsun böylece. O kadar zehirli bir zehirmiş böyle. Sonra peygamberimiz o koyunu kızartan kadını çağırdı Yahudi'ye. Niye sen bunu böyle yaptın, bizi yedin sen bu şekilde böylece? Şöyle bir gereçe ileri sürdü. Dedi ki, ya Muhammed demeden, eğer bu hak peygamberse zaten bunu yemez, buna bu bildirilir dedim böyle böyle. Hakikaten bunu yemez, ona ima ederiz. Eğer yalancı peygamberse bunu yer, ölür, ona kurtuluruz diye. Böyle kalmışlar. Peygamberi affettim. Affettim bu şekilde. Ama sonra ne oldu? Hazreti 500 vefat edince onun zehirlemesiyle Beşli'nin yakınları davacı oldular. Kısasen öldürüldü ama tabii. Kısasen böyle. İslam kısas vardı böyle. Bir kısas, aynı misli yiyeceğim böyle. Ölüm ölüm. Bu şey böyle böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber'deyken Devs kabilesi vardı Mekke'ye yakın. Devsçilerdir bunlara böyle. Onun da reisi Hazreti Tufeil. Bu daha Mekke döneminde Mekke'ye gitmiş. İman etmiş peygamberin üstüne olmuş böyle böyle. Mekke'de kalmak istiyor. Ben buraya ya Tufeil sen kabilene git. İnsanı İslam'a davet et. Yani görev. Dağılma muhtemelen. Çalışma yine böyle. Oturma burada böylece. O da kabilesine gitti böyle. Epey büyük kabile olmuştu bu şekilde. Bu defa 400 kişi almış gençlerden böyle seçme gençlerden bu şekilde. Onları alıyor böyle. Medine'ye geliyorlar peygamberin ziyaretine. Tabii onlar gelenler tabi'in ama. Benzemeden onlar. Onun sahibi böyle. Tüvel sahibi. Hazreti Ebu Hüreyre var. Hüreyre o da onlardan böyle. O kabileden onlar. O da beraber geldiler. Onlar geldiler böyle. Medine'ye gelirler baktılar ki Resulullah yok. Nerede? Hayber'de. Ona Hayber'e geldi bunlar. Hatta ona savaş kattılar. Kendi orada böylece. Şimdi demek ki Hudeybiye anlaşmaları Peygamber'in içine yaradı muhtemelen bir. İslam'ı yaradı böyle böyle. Yine Ebu Basra Hazretleri böyle onun sayesindeyken böyle anlaşma feshed oldu. Sebep geldiler böyle. 10 yıllık anlaşma gereği saldırmazlık. Peygamber Mekke'ye garanti güvence alınca Hayber'e gitti, fethetti. Hat etrafı başta kabile vardı Yahudiler. Onlarla anlaşma oldu ki onlarla beraber de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sonra 7. yılda oluyor bunlar. Hatta 6. yılda Hudeybiye bir anlaşma yapıldı böyle. Yani 2. yılda Bedir Savaşı oldu. 3. yılda Uhud oldu. 5. yılda her savaşı oldu. 6. yılda Hudeybiye'ye gidildi. 7. yılda da bunlar oluştu burada böyle. Bir de Mute Savaşı oldu muhteremler. Bu 8. yılda oldu. 8. yılın başlarında, Muharrem ayında. Yani ilk ayda olmuş oluyor. Mute Savaşı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir elçi emri göndermiştir. Busra emirine. Busra, Basra değil ama. Busra, bu o zaman Şam'a bağlı bir kasabaymış. O dönem meşhurmuş yani çok kasaba böyle. Busra. Rahiplerin bulunduğu yer, Behire'nin bulunduğu yer, Nasr'ın bulunduğu yer orası. Oraya. Bu adı Şurabil. Onun ismi de. Bu elçiyi öldürttü muhtemelen böyle. Yani peygamberin için elçi gönderiyor dış ülkelere. Tek bu öldürttü bu kafir böyle. Şurabil'i öldürttü. Bu da peygamber sanatları ordu hazırladı Roma'ya karşı böyle. O günlerde Roma'ya karşı savaşa çıkmak yani intihar gibi böyle. O zaman Roma devleti efsane bir güç. İki dünya devleti vardı onlar böyle. Süper güç dünyada böyle. Biri Doğu Roma İmparatorluğu, biri de Sasani İran'da hükümdarlar. İki devlet böyle. Yani dünya hakim bunlar böyle. Dünya savaşı bunlar böyle.
Bir biyogenini bunlar bulamazlar böylece. Orada Roma üstün gelmiş şeylere, İranlılara da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mute, Ürdün'de yani bu yer, Ürdün'de orası, bu muhtelerine yer. Peygamberimiz orada hazırladı bir, 3000 kişi hazırladı böyle. Başına Hazreti Zeyd'i, emir yaptı, komutan yaptı böyle. Onun sana cevap verdi. Peygamberimiz kendi gitmediği zamanlar orduya oradan selamet edemem böyle böyle. Bu sefer farklı uğurlama oldu böyle. Peygamberimiz Medine'ye düşene kadar uğradı bunlar böyle. Uğradı. Ve şöyle buyurdu uğurlarken bunlar artık son buyurdu böyle. İçinizde Zeyd şehit olursa yerine Cafer bin Ebi Talip, Hasan'ın abisi. O emir olacak böyle. O da şehit olursa Abdullah bin Revaha. O da şehit olursa siz aranızda birini seçiniz. Bakın böyle. O güne kadar Peygamberimiz her gönderdiği böyle birliklere bir komutan verdi böyle. Emir derler onu böyle. Verir. Böyle bir şey konuşmaz muhtemelen böyle. Bu defa Zeyd şehit olsun deyince anında ki Zeyd şehit olacağını anladım zaten böyle. Cafer bin Talib böyle. O da olsa Abdullah bin Revaha. Sonra aranızda birini seçin bu şekilde böyle şey. Bunlar geldiler muhtemelen böylece. Tabi buna gelin duyan bu şekilde Roma buna yardım ediyor. 100.000 kişi oldu. 100.000 kişi muhtemelen böyle. Gayet güçlü, kuvvetli, savaşçı, alayları birlikte olan ve o zaman dönemde böyle komutanı olan, zırhları, murtları, her şeyi tezatlı olan. Bir de bu yoldan geliyor bunlar. Bir de bir yorulma var tabi. 3.000 kişi, 100.000 kişi. O zaman kişi savaş, insan savaşı böyle. O zaman el fazlalığı. Savaşta mühim böyle muhtemelenler. Hazreti Zeyd şehit oldu muhtemelen böyle. Hazreti Zeyd bin Harise. Yani Peygamberimizin çok sevdiği sahabesi, azatlısı. Hikayesini çok büyük, onun güneş tabu şekilde. Yani ismi Kur'an'da geçiyor. Tek bu muhtemelen böyle. Zeyd'den diye, Zeyd'den diye muhtemelen. Tabu konuya girmeyeceğim muhtemelenler. Yani ismi Kur'an'a geçen tek sahibi o. Zeyd diye isim geçiyor. O adam Mute'de şehit oldu. Hadi Cafer. Bir Ebu Talib oğlu diyor Cafer. Benim amca oğlu peygamber tabii. O hemen sancağı aldı. O komutan oldu böylece. Şimdi Cafer tabii savaşırken bir kılıç vurdu bir Rum kafirin biri. Sağ kolu ta omuzdan koptu muhtemelen böyle. Sancak su oyunu aldı muhtemelen böyle. Yine ordunun başında. Devam ederken savaş bir kılıç daha geldi. Sol kolu koptu omuzundan muhtemelen. Ağzını kaptı sancak muhtemelen böyle. Bak düşünün parmağı kesilmiyor böyle. Omuzdan koptu. Nasıl kalkıyor mu? Kan akıyor böyle. Nasıl akar böyle. Tazikli böyle iki kolu. Okuyor böyle. Öyleyken onun dışında tabii daha yer aldı. Başka bile okuyor aldı böylece. Ondan sonra bir de gene kâhın biri vurdu boynundan. Ama tabii şey olacak orada muhtemelen böyle. Şehit olacak böyle. Hadi Cafer bin Ebi Talib muhteremler. Ben şu an ona bir acıyorum. Neden muhteremler? O peygamberin peygamberlik döneminden doymadı bakın böyle. Yani peygamberle beraber büyüdüler. Peki onun yanında büyümüyor. Fakat hadi Cafer ne oldu? Peygamberimizin peygamberlik dönemine doyamadı böyle. Mekke-i Mükerreme'de çok baskı olunca dayanmadı baskılara Habeşistan'a gitti. Habeşistan'a gitti böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber'deyken sonra o konuyu tekrar gideceğim o konuyu inşallah. Yani Hayber'deyken Aleyhisselam Hazretleri Habeşistan bunlara geldiler Medine'ye muhtemelen böyle. Hatta Peygamber burada Aleyhisselam Hazretleri Hayber'in fethine mi sevineyim? Cafer'in kudumuna geliniyor sevineyim. Böyle böyle. İşte zaten Hayber'in fethinde oraya geldi. Hemen 5-6 yıl sonra da bu da savaşla muhtemelen. Oraya gitti böyle böyle. Yani duyama açtı böylece böyle. O da şehit oldu böyle. Sancağı Abdullah bin Revvah aldı muhteremler. Abdullah bin Revvah şimdi alınca sancağı
Onun şeytan bir kişinin fikresi verdi gönlüne. İki tane dünyanın şehidi şahımız, iki tane bir dünyadan şehidi var böyle. Biri hurmalı varmış, çok cins kalite hurmalı varmış. İçinde temiz suyu varmış, kuyusu böyle. Her şey çıkmıyor tabii kuyusu. Bir yine evlenmiş, çok sevdiği güzel bir hanım var böyle. Şimdi alınca yani bu emir olunca, aklına şeyde iki şey getiriyor böyle. Hurmalık gözüne geliyor böyle. O kadar güzel bir hurmalık böyle. Eşi az olan ender böyle. Kaliteli hurması, bol hurması. Yine aldı eşi hanımı. Çok güzel hanım böyle. Genç hanım böyle. Yani şeytan yani sen geride kal işte bak. Onlar kime kalacak onlar da bu şekilde böylece. Hemen evde çekiyor. Ey melun defol bakalım diyor böyle. Arkadaşlar diyor benim bir kişiyim var böyle. Biri diyor, kurumalı mallarına vakfettim diyor. Benim değil artık bunlar böyle diyor. Eşimi üç tane boşadım benim bunlar böyle. Eşim yok benim bunlar böyle. Onu savaşta görüyor. Onu çıkıyor bir kalbinden. O da şikayet oldu muhteremler. O anda Peygamber Medine'de mescitte bunları görüyor muhterem. Peygamber muhteremler. Peygamber Medine'de o anda, bunu Ürdün'de bunlar muhtede. Peygamber mescitte oturuyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri konuşmayınca ona bir şey sormazdı sahabeler muhtemelen böyle. Onu kenara bırakırlar böylece. Peygamber oturuyor mescidde eshabına beraber. Peygamber gözünü kapadı. Dalgın dalgın duruyor böylece. Ve Peygamber başını kaldı, açtı gözünü. Eshabım, Zeyd'im şehit oldu. Sancağı Cafer aldı. Yine kapadı gözünü. Bir yıl sonra artık ne kadar bilmiyoruz, sağdın tabii bilmiyoruz ne kadar bir zaman geçtiğini. Eshabım, Cafer'in sağ kol omuzdan koptu, sancağı soluna aldı böyle. Derken sol kol koptu, o da şehit oldu. Sancağı abla bin Rebah aldı böyle. Peygamber şey baktı, Musa'ya yukarı mı tabii şey baktı. Başına baktı, eshabım. Rabbim Cafer iki kola, ben ona iki kanat verdim. Uçup cennete gidiyor, bakın. Ben onu görmüyorum böyle. Adı oldu Cafer Tayyar. Tayyar uçucu anlamında, tayyar, uçan mı tayyar? Eskiden neydi uçan için? Tayyar demişsiniz. Aslında tayyar denir, tayyar, tayyar, uçan. Cafer'e tayyar adı onu da böyle. Uçan tayyar böyle. İki kanat bana verdi. Bak ruhum etten böyle, ben onu verdim böyle. Ben gidiyorum muhtemelen böyle. Sonra Allah'ın Reva'da şehit olunca Ensar'dan biri, Medine yerin birisi, o sancıya kaptı düşmemesi için böyle. Ama kendini almadı böyle. Yani ben buna layık değilim derken bu şekilde. Sonra akşam olunca bunu Halid bin Velid'e verdi muhtemelen. Halid bin Velid'e böyle. Halid bin Velid'e tarih Müslüman ama. Birkaç yerden Müslüman daha buldu böyle. Yeni Müslüman olmuş o da böyle. Sonra katıldı. Allah bir onu seni aldım böyle. O isim almak, yeni Müslüman olduğu için böyle ona verdi. Halid bin Velid muhteremler ona Allah savaş için yaratmış İslam'dan böyle. İslam'ın kılıcı muhteremler. Üç kişi bunlar geldiler. Hudeybiye bir anlaşmasından sonra ama geldiler. Ondan sonra geldiler. Üç kişi böyle Mekke'den böyle. Nasıl geldiler bunlar? Bir Halid bin Velid muhtemelen böyle. Suvarı komutanı böyle. Uhud Harbi'nde onun yüzünden İslam ordusu hizmeti bozdu. Altıydı bu böyle. O kuşlar tepesi arkadan kuşattı. Onları şehit etti. Yani çok savaşçı muhtemelen böyle. Yani savaşta yani kralsız şeyin dışında bir şey bulur mu mutlak böyle? Fenin saldırmış böyle. Yani savaştan iştirak ettiği müşrika tarafında gene böyle. Öyle bir savaş gibi. Biri bu. Bir amur bir asr anlattı böyle. Mısır'ın Fatih sonra Mısır'ı fethetti. Osman bin Talha. Onların soyunda Kâbe Hanı'nda onlara ait bir şey böyle. Üç gün Mekke ileri gelenlere böyle bunlar. Dehalara bunlar böyle. İbn-i Haberistan bir noktaya böyle. İşler bir imamlara geliyor. Hazar bin Kerik'e çıkıyor lan muhtemelen. Ben ne yapıyorum bunun arasında böyle ya? Şirk, küfür, pislik, şufuş, efendim, şarap, marap, bu şey, pislikler, bu şey böyle. Ya putlar, mutlar, bunlar da bunlar böyle ya. Resulullah var ki ben niye buna şahmetim böyle? Uyandı, gönlü uyandı böyle. Yola çıktı. Amr bin o da çıkmış. Üç yıl yolda karşıladı muhtemelen. Nereye gidiyorsunuz? Halid bin Mehmet çok cesur böyle. Medine'ye Resul İmsin oldu. Ben de öyle, ben de öyle muhtemelen. Ondan Medine'ye gelince
Çok şeyli Müslüman oldu onda geniş onda muhtemelen. Peygamber tutadı elinden. Halet böyle baktı tam da öyle. Getir kenar işte sana da. Buyurdu ki ente Seyfullah. Seyfullah seyf kılıç. Allah'ın kılıcısın sen. Allah'ın çektiği sihirli kılıçsın. Mükafat üzerine burada tam da böyle. Yine buyurdu böylece. Savaşın çok tatlı bir bu şekilde böyle. Şimdi akşam tabi bir savaş durdu. O akşam onu teslim edildiği için sancak. O şimdi komutan oldu. Şimdi düşündü. Rumlar 100.000 kişi. Onlar bizim bir çevir etrafımızda tek canlı kalmadı şimdi böyle. Bunları başaramayız böyle. Yani 3-5 gördüğüne bitmiyor bunlar bu şekilde böyle. Ondan sonra gelmiyor. Şöyle karardım hatırlarını böyle. Yer değiştirme. Sağdakini, cenahtakini sola, soldakini sağa böyle, onu değiştirme böyle. Bir de bir grup ayırdı böyle oradaki şeyleri, Müslümanları. Arkada bir tepeleri varmış böyle. Onlar gördü. Siz git tepe arkasına gece karanlığı böyle. Yine böylece. Savaş başlayınca, güneş çıktıktan sonra, tam artan sonra böyle savaş kızı zamanlar, siz tepeden çıkın böyle gelin bana doğru böyle, böyle bize böyle böyle. Teker teker böyle böyle. Tek bir getirerek bu şekilde böyle. Niye böyle yaptı? Şimdi buyurdu ki arkadaşlarına, sahabelere, arkadaşlar şimdi bunlar bir yorgun biliyorlar böyle. Dün de çok zayiat verdik, çok yaralı işimiz var bu şekilde. Şimdi Rumlar bizi savaşamaz, zayıf gördüler bize böyle. Biz birden bile savaşa girelim birden bir an bunlara böyle. Baktı Rumlar, Allah dün görüntüsü yok bugün karşılarında böyle. Acaba bunun yardım mı geliyor bunlara, imdat mı geliyor bunlara bu zaman böyle. Savaş çok hızlı girdi böyle. Savaşı girdi. Savaş kızıştı derken arkadan çıktı onu böyle çıktı. Tepeden çıktı böyle. Allah'a gibi, Allah'a gibi. Tekbir gelin böyle. Eyvah de bunu yardım edin bunlar muhtemelen böyle. Ordu bozuldu Rum'da muhtemelen böyle. O bozuldu. Kaçtılar onlara gittiler böylece. Buna geri aldı geldi muhtemelen böyle. Çok bir taktiği vardı savaşlarda. Bir de inşallah Mekke'nin fethinden biraz çok kısa. Sahabe Yunus'la işte muhtemelenler. Tabi bu arada ömre yapıldı kazası ertesi yılda böyle. Çünkü Hudeybiye anlaşmasına göre dedi ki müşrikler bu sene tavaf etmeyin Kabe'yi. Mekke'ye girmeyin bu sene. Yani girerseniz Mekke'de korkmuş olacak bu şekilde böyle. Bu sene Kabe'ye tavaf etmeyin gidin, sineye gelin, tavaf edin bu şekilde böyle. Üç gün kalacaklar böyle. Öyle konuşuldu. Ertesi sene de ömreyi kaza dönüyor buna. Yani ömreyi etmişlerdi, İran girmişlerdi. Tabii ömreyi yapamadılar. Yapamadılar. Kurban kesip çıktılar ömreden. Kazası gerekiyor ömrenin. Ertesi yıl gittiler elhamdülillah. 2000 kişi oldu o zaman böyle, daha şu oldular. Mekke'ye gittiler ve tavaf ettiler muhtemelen. Ömrü yaptılar böyle böyle. Üç gün kaldılar. Mekke halkı dışarı çıktılar bundan. Kamaldan uyan böyle. Şimdi gelelim Mekke'nin fethi muhteremler. Ben bunu düşününce şöyle kader yönünden o pencereden bakınca farklı bir şey gibi karşılamadım böyle. Şimdi anlaşma gereği 10 yıl anlaşma geçerli. 10 yıl muhteremler. Ne zaman başladı? 6. yılda başladı Hicri. 16. yılda tamamlanacak. Ancak ondan sonra savaşılabilir böylece. Mekke'nin fethi var şimdi. İzacah suresi geldi. Mevlam peygamber buyurdu, Mekke'nin fethi olacağım buyurdu. Peygamber yaşam 16 yaşam okudu peygamberden böyle. Peygamberimiz vefat etti. 11. yılda, 11. yılda. 5 yıl önce doğmadan. Şimdi ne olması gerekiyor? Anlaşmanın da bunun bozulması gerekiyor. 10 yıllık anlaşmanın da bozulması gerekiyor. Ama Müslümanlar bunu bozamazlar. Allah'ın bu şekilde bozamazlar. Onların bozması da gerekiyor. Sebep olarak 2 yıl sürdü. 10 yıl mı? 2 yıl sürdü muhtemelen böyle. 2 yıl sürdü. Şimdi anlaşma gereği hangi kabile Medine'yle himayesine sığınırsa onlara dokunamayacaklar Mekke'yle muhtemelen. Hangi kabile Mekke'yle sığınırsa, himayesine girerse
Onlar üstüne dokunamayacaklar böyle bir şey. O anda Uzağa kabilesi, anlaşma yapıldığı anda, imzalandığı anda Uzağa kabilesi Medine'nin himayesine girdi. Daha dost onlar böyle. Daha Müslüman değil Uzağa kabilesi ama Medine himayesine girdi böyle. Bir de Beni Bekir kabilesi vardı böyle. İkisi arasında açık bunların böylece. O da Mekke'nin himayesine girdi muhtemelen şimdi böyle. Şimdi bu anlaşma gereği Mekke halkı hem Medine'ye saldırmayacaklar hem de himaye altında olan Huzey'e saldırmaları gerekiyor muhtemelenler. Fakat anlaşma Mekke'ye müşrikleri Beni Bekir kabilesiyle beraber bir gece basın yaptılar Huzey kabilesine. 23 kişi öldürüyor böyle. Öldürüyor bundan böyle. Haber gelin Medine'ye, Peygamberimize Huzak kabile heyet geldi. Bunu anlattı böyle. Peygamber hakkı almayacağını bu şekilde muhtemelen böyle. Anlaşma bozuldu şimdi muhtemelen böyle. Mekke'ye bu savaşa katıldılar. Anlaşma bozuldu muhtemelenler. Hatta Ebu Süfyan, o zaman Mekke'nin başı, korktu şimdi onlara böyle. Yani Rabbim onlara bir korku verdi. Zaten Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden biri de düşmana korku salması birerlik yoldan tabi böyle böyle. Salması. Derler ki Ebu Süfyan'a Mekke müşrikleri durum tehlikeli şimdi. Biz bu anlaşmayı bozduk. Şimdi Muhammediler, Müslümanlar Mekke'ye saldırabilirler. Yani savaş yorgunları böyle, ümitsiz böyle, artık moralleri bozuk. İslam durmadan gelişiyor. Hayf fethinden sonra İslam daha çok kuvvetlendi. Çok insanı işe eden oluyor böyle. Mal ganimete falan geldi, İslam'a geldi. İslam çok kuvvetlendi. Demişsin, git senelerin Medine'ye anlaşmayı tekrarlayalım buna. Yani yeni başta 10 yıl olsun ya bu şekilde böyle böylece. Evine, kızın evine geldi. Ümmü Habibe. O da Habibistan'a gitmişti muhtemelenler. Eşi Übeydullah. Beraber Müslüman oldular. Mekke-i Mükerreme'de. Habeşten göç ettiler gittiler muhtemelenler. Eşi Übeydullah tek o. Habeşten muhaçerisinde. O zaman Habeşten Hristiyan'dı. Hristiyan'dı. Oradaki Hristiyan papazlarına kandı. İslam'dan çıktı, mürted oldu. Hristiyanlaştı muhtemelen böyle. Hristiyan olduğu gibi kendi içkiye verdi. Alkolik oldu. Kız zamanında gebere gitti muhtemelen böyle. Mürted oldu gitti böylece. Kadın tabi dönmedi kaldı böyle. Tek başına muhabbet kaldı böylece. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz mektuplar göndermişti adı başkanlarına. Biri de Habeş İmparatoruna yani Asame, Necaşi derler onlar krallarına ona mektup göndermişti. Peygamber bir mektup gönderiyor bu şekilde. Oradaki muhacire bana gönder derdi muhtemelen böyle. Ümmü Habibe de Peygamberimizin zevcisi oldu muhtemelen. Peygamber aldı böyle tek başına kaldığı için. Aldı kendisini. Ebu Süfyan gelince evine kızın evine geldi tabii. Kızı ya Ümmü Habibe böyle. Geldi, kapıyı vurdu. Kim o? Kızı Ümmü Habibe benim, baban Ebu Süfyan. Dur baba. Açma kapıyı kızım. Habibe Resulullah. Sen müşrik misin? Müşrikim. Bir bakayım. İzin verirse açarım kapıyı sana. Haber geldi Peygamberimize. Babam gelmiş. Ama müşrik halde şu anda. İman etmiyor. Onu içeri alayım mı? Ya alsın buyur Peygamberle. İçeri aldı. İçeri girdi. Tabii yorulmuş. Zaten bitkin bir halde. Morali bozuk kendisine böyle. Oturmak istedi böyle. Tek oturacak bir yer Peygamberimizin divanı vardı. Yattığı yer böyle. Oturuyor böyle. Tam oturuyor oraya, baba kalk! Bir bağırdı ona, baba kalk! Ne yapıyorsun? Ne oldu kızım? Resulullah oturuyor oraya böyle böyle. Sen müşriksin. Otur oraya böyle böyle. Yani kalktı, otur yere baba. Otur muhtemelenler. Ona kızım ne olur sen Resulullah rica et de ben şimdi anlat devşirelim. Beni karşıyam bu halde bu şekilde böylece. Anlatma tabi tazelenmedi muhtemelen bu şekilde böylece. Tazelenmedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 8. yılda, yani 6. yılda anlaşma yapılmıştı Hudeybiye'de. 2 yıl sonra 8. yılda Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin fethi için hazırlığa başlandı böylece.
Yalnız Mekke-i Mükerreme haram bölgesi olduğu için orada savaşılmaması gerekiyor. Böyle. Çok mecbur kalmayınca böyle. Orada savaş olmaması için Peygamberleri ne yaptı? Gizlide böyle. Bir sefer hazırlığı var. Savaş hazırlığı var. Nereye? Bunun bilen birkaç sahabe var. Kimse bilmiyor böyle böyle. Bilmiyor böylece. O anadan gidiliyor oraya tabii. Mekke'nin fethine elhamdülillah. Mekke-i Mükerreme'de 8. yılda muhtemelen böyle bak. Demek ki eğer anlaşma 10 yıl geçerli olsaydı Peygamber ömrü yetmiyor muhtemelen bak. Yetmiyor. 11. yıl, 5 yıl daha var böyle. Rabbimiz sebebini verdi elhamdülillah muhtemelenler. Yani Hudeybiye'de müşrik direttiler böyle, anlaşma üzerine böyle, madde madde böyle, inat böyle, baskı, zulüm onda böyle, ayaklarına gelmişlerden öyle direttiler. Ama kendi kendine yalvarırlar, anlaşmayı bozdular, kendi kendine yalvarırlar, buna geldiler. Elhamdülillah, Mekke'nin fethiyle beraber, yani fethiler dönemi, başta böyle. Kıyamet dönemi başta bu şekilde, elhamdülillah bu şekilde. O da fethi olduktan sonra, artık İslam muhtemelen ben duruma bir hal geldi İslam. Allah aşkına elhamdülillah. Rabbim yardım ederse Rabbim esbab dönüyor. Sebebini Rabbim yaratır muhtemelen böyle bak. Yani madde aleminde sebep de gerekir. Gerekir. Ama Rabbim sebebini yaratır muhtemelen böyle. Rabbim yardım etti mi ben duruma böyle. Yani askerin ağzına, çoğuna, silahına da bakamam muhtemelen böyle. Yani silah az olabilir, diğer tarafından modern silah olabilir, uçakları, tankları daha modern olabilir bu şekilde. Ama bakın, bütün mesele Allah'ın yardımını üstü muhtemelen böyle. Allah yardım ettiğim bir orduya, oradaki kimse onun üstüne gelmem muhtemelen böyle. İnşallah Teala muhteremler, yani ümit ederim Rabbimden, yine inşallah İslam'ın fethinin başlığı inşallah muhtemelen. Başlığı inşallah muhtemelen. Çünkü bu üç dönem oluyor böyle. İki dönemi bitti muhtemelen böyle. Bir peygamber zamanı başladı. Dört halife zamanında, Emir Bili Abbas zamanı devam etti böyle. Tabi duraklamaya geldi o sırayı böyle muhtemelen. Neden? Gevşedi Müslümanlar ondan muhtemelen. Çünkü İslam ülkesi dünya hakim olur böyle. Afrika baştan başa kuzey muhtemelen. Azerbaycan, Azerbaycan, Hindistan'a kadar doğuda muhtemelen böyle. Batı İstanbul surlarına kadar muazzam böyle genişledi İslam ülkeleri. Yani bolluk, bereket, ganimetler bir artık böyle. Artık zekatçı insan bulamıyor İslam ülkeleri böyle. O kadar bolluk bolluk ne oldu? Gevşedi insanlar muhtemelen böyle. O din diyarlığı gitti insanlar muhtemelen böyle. Namazın tadı gitti muhtemelen böyle. Bol bol yer muhtemelen böyle. Bol bol yeme, yeme, içmele, şunlara, bunlar. İnsan ne olur fazla yerse, çok sevinç yerse insan böyle, insana ağırlık basamaktır. Ağırlık insan yere böyle. Gaflet basamaktır böyle. Ruh zayıflar böyle. İşte bir onca ne oldu bu sefer? Dırakama dönem başladı. Ve Allah korusun işte Cengiz, Mekke, Moğol, kafirler çıktı muhtemelen böyle. Yani o bir Deccal'ın bir şeyi de oldu Moğol'da, Cengiz'de. Yani Aleyh. Gene başladı. Ondan sonra tekrar başladı. Selçuklular, Gazneliler, Osmanlılar bile aslında muhtemelenler yine başladı böylece. Tabii Abdülhamid'in tahtı indirilmesiyle beraber de o da kapandı muhtemelen böyle. Yani son İslam hamisi Abdülhamid'in muhtemelen. Allah'ın muhtemelen böyle böyle. Yani boş değil yok muhtemelen Allah'ın muhtemelen böyle. Onunla beraber İslam alemi garip yetim kaldı muhtemelen böyle. Şimdi inşallah üçünün dönem muhtemelen böyle. Bu son dönem muhtemelen böyle. Yani ümidim var muhteremler. İnşallah o dönem başladı. Yani fethiye dönem başladı. Öyleyse drama muhterem böyle böyle. Nasıl ki o zamanlar Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu efsaneydi böyle Araplara karşı. Araplar Medine bir kasaba devleti o zaman. Medine kasaba devleti muhterem böyle. Roma devleti böyle. Doğu Roma İmparatorluğu muhterem böyle. Dünya sekmeden bir kişi böyle. Ne oldu? O zamanlar efsane güç Roma. Yani Roma ile savaşılma akılda gelişemezdi bunlar böyle vereceğim. Ama Roma başlama aldı muhtemelen. Sasani ile İran devleti böyle. Başlama aldı muhtemelen böyle. Hürmüzler, mürmüzler böyle. Kalışan geçti muhtemelen o şey böyle böyle.
Allah'ın da inşallah muhtemelen ümidim o şeyler, inşallah başladı muhtemelenler. Rabbim yardım etsin inşallah fütuhatlarımıza. Allah şehitlere rahmet etsin muhtemelenler. Allah yaralı askerimize acil şifalar versin inşallah. İlahi Teala Fatiha.